güzel sabır budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Cebrail, sabrın anlamı nedir? Hazreti Cebrail dedi ki, sabır rahatlıkta sabrettiğin gibi sıkıntıda da sabretmendir. Zenginlikte sabrettiğin gibi fakirlikte de sabretmendir. Afiyet ve sağlık durumunda sabrettiğin gibi hastalıkta da sabretmendir. Sabırlı insan kendisine ulaşan belalardan dolayı yaratıklar nezdinde şikayette bulunmaz. İmam Ali aleyhisselam buyurdu ki, sabır insanın bir musibete düçar olduğunda tahammül etmesi ve öfkesini yenmesidir. Resulullah kendisine sabırlılar kimlerdir diye sorulunca şöyle buyurdu. Sabırlılar Allah'a itaat ve günahları terk etme hususunda sabredenlerdir. Onlar helal ve temiz mal elde ederler, iktisatlı harcarlar, fazlasını Allah yolunda bağışta bulunurlar ve bu sebeple de kurtuluşa ve mutluluğa erişirler. İmam Sadık sabredenler ve sabretmeye çalışanlar hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Sabredenler farzları eda etme hususunda sabredenlerdir. Sabretmeye çalışanlar ise haramlardan kaçınma hususunda sabredenlerdir. Resulullah yine şöyle buyurmuştur. Sabır hoşnutluktur. İmam Sadık aleyhisselam sabredin ve sebat gösterin ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Farzları eda etme hususunda sabredin ve musibetler karşısında sebat gösterin. Yine İmam Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında buyurdu ki, musibetler karşısında da sabredin. İmam Cafer aleyhisselam, sabırdan yardım dileyin ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Sabırdan maksat oruçtur. İnsan bir bela ve zorluğa düçar olduğunda oruç tutmalıdır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sabır iki çeşittir. Musibetler karşısında sabretmek. Bu iyi ve güzel sabırdır. Bundan daha iyisi ise aziz ve celil olan Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden sakınma hususunda sabretmendir. Yine Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sabır iki türlüdür. Hoşlanmadığın şeylere karşı sabır ve sevdiğin şeylere karşı sabır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, sabır üç çeşittir. Musibet anında, itaat hususunda ve günahları terk etme hakkında sabır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sabır ya musibetler karşısında sabretmektir, ya itaat hususunda sabretmektir, ya da günahları terk etme hususunda sabretmektir. Üçüncüsü ilk ikisinden daha üstündür. Yine Hazreti Ali buyurdu ki, şehvet karşısında sabretmek iffet, gazap karşısında sabretmek cesaret ve günahlar hususunda sabretmek ise sakınmaktır. Yine buyurdu, her kime Allah bir servet verirse akrabalarına yardımcı olmalıdır. Hakları eda etme ve musibetler hususunda nefsini sabretmeye zorlamalıdır. En üstün sabır, musibetin acılığı hususunda sabretmektir. Yine şöyle buyurdu, en üstün sabır, sevilen şey karşısında sabretmektir.